Afrika dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35'lerin parasını öyle veya böyle mutlaka alacaklarını söyledi. Erdoğan, bu sözleriyle kararlılığını göstermiş oldu. Bu haberin ayrıntılarına geçmeden önce, bu tarz haberlerin devamı için videoyu beğenirseniz sevinirim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 gün süren, 17 Ekim ve 21 Ekim tarihleri arasında süren Afrika turu dönüşünde uçakta soruları cevapladı. Afrika turuna çıkmadan önce yaptığınız basın toplantısında F-35'lerden dolayı 1,4 milyar dolar alacağımız karşılığı olarak Amerika tarafından bize F-16 alımı ve mevcutların modernizasyonu için bir teklif geldiğini açıkladınız. Bu durum Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na soruldu. Yalanlamadılar da, doğrulamadılar da. Yine böyle bir oyalama taktiği yürütüyorlar. Bundan vazgeçmeyecek mi Amerika? Sorusuna Erdoğan, şu anda tabii alt düzeyde bu görüşmeler söz konusu. Ama biz bu 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız. Bütün bunlar konuşuluyor. Şu anda savunma bakanlarımız karşılıklı olarak bu görüşmeleri yapıyorlar. Şimdi Milli Savunma Bakanımız, Amerika Savunma Bakanı'yla bir araya gelecek, görüşecekler. Mesafe alacağız diye inanıyorum. Roma'da G20 toplantısında Biden'la biz de bunu tabii konuşacağız. Ne yapıyoruz, ne oluyor diye soracağız. Hiçbir şekilde Türkiye'nin haklarının yenmesine fırsat vermeyiz, cevabını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenlemişti ve bu olayla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Erdoğan, F-35'ler için ödenen paraya karşılık Amerika'nın Türkiye'ye yeni bir teklif yaptığını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Afrika ülkesi Angola'ya ziyareti öncesi havalimanında yaptığı açıklamada F-16 talebine ilişkin Amerika'nın böyle bir teklifi oldu dedi. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Amerika'dan 40 adet F-16 almasına ilişkin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar, bu konu tabii malum F-35 konusuyla bağlantılı bir konu. Bizim böyle bir durumumuz söz konusu değil. Biz 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Bu ödemeler karşısında Amerika'nın böyle bir teklifi söz konusu oldu. Bununla ilgili olarak da biz ülkemizin savunma ihtiyaçlarını gidermek için ne gerekiyorsa bu adımları atalım dedik. Bugünün devamlılığı için de özellikle savaş uçağı filomuzu her zaman hazır ve modern duruma getirmek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. F-16'ların modernizasyonundan tutun, yenilerini almak suretiyle filomuzu daha da geliştirelim gayreti içindeyiz. Bu F-35 programı kapsamında ödemesini almamız gerekiyor. Görüşmelerimizde bu konuyu dile getiriyoruz. Sorunun çözümü için de diyaloğu önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.